Birlikteyiz sevgili izleyiciler. Maalesef sabahtan bu yana gerçekten çok kötü haberler geliyor. Türkiye'nin birçok bölgesinden, birçok ilinden. Ve az önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarını ekranlarınıza getirdik. Bir takım verilerle de aynı zamanda karşımızdaydı Fuat Oktay. Bu verilere biraz sonra gireceğiz. Fakat bazı noktalara değindi. Dikkat çekilmesi gereken noktalar olduğunu düşünüyoruz ve bunların belki biraz daha açıklığa kavuşturulması ya da en azından biraz daha belki konuşulması gerekiyor. Artı TV ve Artı Gerçek Genel Yayın Yönetmeni Ali Duran Topuz şu anda stüdyoda. Neler söylemek lazım? Yani gerçekten çok yücü bir, yani ciddi bir durumla karşı öncelikle tabii derin üzüntülerimizi, başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi dile getirmek lazım. Gerçekten kötü bir sabaha uyandık ve umudumuz facianın korkulan düzeylerin altında kalmasına yönelik ama gelen ve gelmeye devam eden haberler ne yazık ki çok parlak değiller. Evet. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamalarını beraber izledik. Şu ana kadar 284 kişinin yaşamını yitirdiğini, enkaz altında can verdiğini aktardı. Fakat gelen bir soru üzerine verdiği cevap bu sayının çok daha büyük olacağını açık biçimde ortaya koyuyor. İşte çöken özellikle İskenderun'daki hastane ve Adıyaman'daki hastane başta olmak üzere çöken bazı binalarda kaç kişi olduğunu biliyoruz dedi. En azından personel ve hasta boyutuyla kaç kişi olduğunu biliyoruz dedi. Demek ki resmi kurumlar başta olmak üzere sivillerin hepsinde kaç kişi olduğunu bilemezler ama oradaki enkaz sayılarıyla da karşılaştırınca facianın boyutları, bu doğal afetin boyutlarının çok büyük olacağı anlaşılıyor. Şimdi tabii hemen eleştiri pozisyonuna geçmek çok makul ve makbul bir şey değil. Fakat yine de insan bazı şeyleri düşünmeden ve konuşmadan yapamıyor. Biz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı iki kişiyle beraber basının karşısına çıktığını gördük. Biri Dışişleri Bakanı, diğeri Meclis Bakanı. Dışişleri Bakanı yani olayın boyutları çok büyük ve uluslararası yardım ve desteğe ihtiyaç var. Zaten dördüncü dereceden alarm verilmesi uluslararası yardım talebini içeren bir hukuki durum. Diğer yandan Meclis Başkanı'nın bulunması da parlamentodaki bütün işte partileri ve genel olarak siyasal sorumluluk açısından herkesin sorumluluk altında olduğunu gösteren bir alamet. Ama ekranda gördüklerimiz buyken görmediğimiz bakanlar da vardı. Çünkü örneğin Dışişleri Bakanı sahnede karşımıza çıktı ama deprem Suriye'de ve Güney Kürdistan'da, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nde de ve Rojava denilen, Batı Kürdistan'da denilen Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı yerde de ağır hasarlara yol açtığını biliyoruz. Bu hususlara Dışişleri Bakanı oraya koymalarına rağmen değinmediler. Ve biz çevre ve şehircilik, ulaştırma gibi bu işle birinci dereceden sorumlu bakanları görmedik. Evet. Görmedik çünkü Fuat Oktay konuşmasını bitirirken çok ilginç bir şey söyledi. Bir deprem ülkesiyiz dedi ve deprem kaçınılmaz, öldüren de deprem değildir, binalardır dedi. Bu insanın üzen, kalbini kıran bir açıklama aslında. Çünkü evet böyledir ve böyle olmaması için gerekli yetki ve sorumluluk da bizzat o konuşmayı yapan şahıs ve yanında duran iki bakan başta olmak üzere Bakanlar Kurulu ve yönetim heyetinin elindedir. Ve bu deprem bu deprem hangi gün olacaktı bilinmiyordu ama Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki her yerde deprem riski olduğu çok açık biliniyor ve
büyük 19 Ağustos faciasından bu yana da işte çok sayıda deprem vergisi getirildi, fonlar oluşturuldu, kentsel dönüşüm depreme karşı kentsel dönüşüm özel kanun çıkarıldı. Bu kanun ekseninde kentsel dönüşüm yapıldı. Bunlar yapılmış olsaydı bu 22-23 yıl içinde bugün biz belki daha farklı belki hiç ölümden bahsetmeden bazı hasarlardan bahsedecektik. Hı. En acı olanı Fuat Oktay'ın açıklamasında gerçekten kalp kırıcı ve üzücü olan nokta Adıyaman ve İskenderun'da birer hastanenin yıkıldığını söyledi. İşte içinde sağlık çalışanları yani hekimler, hemşireler, hasta bakıcılar ve evet, diğer bu arada diğer görevlilerle birlikte çok sayıda insanın kaldığını belirtti ve eski binalarda denetim yapılacağını, kullanılıp hastane ve kamu binalarında denetim yapılacağını söyledi. Bu denetim şimdi değil de 23 yıl önce yapılmaya başlansaydı ne bir hastane yıkılırdı ne de orada şifa için bekleyen hastalar. Evet. Bu arada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar telefon hattımızda. Hemen kendisine dönelim. Sayın Karalar günaydın ve geçmiş olsun. Günaydın, hepimize geçmiş olsun, bütün Türkiye'ye geçmiş olsun. Çok sağ olun. Neler aktaracaksınız bilgi olarak? Buyurun. Vallahi ben şimdi saat 4.20 civarında bir sallandı. Beni eşim uyandırdı. Sonra epey bir sallandık. Ben sonra hemen tabii alana indim. İlk önce 3 apartman, sonra 6 apartman, 15 apartman yıkıldığını öğrendik. Apartman apartman geziyorum. Arkadaşlarımız can siparişine çalışıyorlar. Hava şartları çok uygun değil ama tabii yani ne yazık ki apartmanın çoğu kağıt gibi olmuş. İçinde ne kadar insan olduğunu tahmin edemiyoruz. Şimdiye kadar 90 üstünde yaralı çıkarttık. Onun ölümümüz vardı yarım saat önce. Kriz merkezine gidemiyorum sadece yerleri gezdiğim için. Yaralı sayısı artmıştır muhtemelen. Ölüm sayısı artmıştır ama inşallah artmaz. Dua ediyoruz. Sayın Karalar çok zor şartlardasınız bunu biliyoruz ama bir şöyle bir soru daha soracağım. Yani bu binalar Adana'nın daha çok kuzeyinde galiba Turgut Özal Bulvarı olarak tarif edilen yerde ve çok çok katlı binalar değil mi bunlar? Bir 17 katlı bina çöktü, bir 15 katlı bina çöktü, bir 14 katlı bina çöktü, bir 13 katlı bina çöktü. Yani binalar yüksek, tabii çok enteresan bir şey. Hani mesela 20 tane bina var içerisinde, bir ortadaki bina çökmüş. Evet. Bunların hepsini inceleyeceğiz tabii. Yani burada bir ihmal varsa... Bunlar yeni dönemde yapılan binalar değil mi? Yani böyle 3-4 yıllık bina görmedim. Yani muhtemelen hepsi 10 yılı aşkın binalar. Evet. Benim gözlemim. Ama onları şimdi araştırmak gibi insanın aklına şey ilk önce bir hayat daha nasıl kurtarırız ona bakıyoruz. Evet. Bu akşam yani bütün hani Adanalı izleyicilerimize de bir ilan bakımından bugün çok zor bir gün olacak bütün Adanalılar için. Belediye olarak şu anda akşama yönelik tedbirler çalışmalar devam ediyor mu? Gayet tabii. Çadırlar. Biz abi, spor salonumuzu açtık. Çadır kuruyoruz, battaniye dağıtıyoruz, sıcak yemek dağıtıyoruz. Sağ olsun civar belediyeler, bizim belediyelerimizin hepsi Ankara, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Aydın, Çankaya, Mersin. Tamamı aradılar ama öyle bir şey ki şimdi biliyorsunuz Maraş'ta var, Osmaniye'de var, evet. Gaziantep'te var, Hatay'da var. Yani çok dağılacaklar tabii. Biz sabah bizde hasar az olur diye düşündük. 2-3 bina yıkıldı diye. Ben bizi arayan belediyeleri biraz daha böyle ağır hasar gören yerlere yönlendirdim ama bizdeki hasar da çok azımsanacak gibi değil yani. Evet. Yani Adana ölçeğinde böyle bir şey hiç görmedi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar çok çok teşekkürler bilgi ve değerlendirmeler için. Kolaylıklar diliyoruz. Sizi fazla tutmayalım. Çok yoğunsunuz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.